Fatih Avcı, nasılsınız efendim? İyi misiniz? Teşekkür ederim. Nereden geliyorsun? İzmir'den geliyorum. Öğrenci misiniz? Hem öğrenciyim hem çalışıyorum. Ne güzel. Nerede öğrencisiniz ve nerede çalışıyorsunuz? Harvard Üniversitesi'ndeyim. Harvard Üniversitesi'ndeyim. İşletme üzerine yüksek lisans yapıyorum. Aynı zamanda özel bir şirkette ihracat departmanında çalışıyorum. Amerika'da mı? Türkiye'de mi? Özel şirket İzmir'de, İstanbul'da da bir ofisi var. Yani devam etmek gibi bir şeyiniz olmuyor, sorunuz yok yani. Haziran'da geri dönüyorum Kenan Bey. Kiminle geldiniz yarışmaya? Arkadaşımla geldim. Arkadaşına merhaba diyelim, hoş geldiniz. Merhaba Kenan Bey. Tanıyalım sizi. İsmim Epi Karaman, İstanbul'da yaşıyorum. Özel bir şirkette çalışıyorum şu anda. Fatih'le de yüksek lisanstan tanışıyoruz. Umuyorum onun için güzel bir yarışma olacak. Peki efendim, yarışmaya başlayalım o halde. Şartları biliyorsunuz. Geliyor efendim soru, ilk soru. Bir etkinliğin kaçıncısı düzenlenirken geleneksel ifadesi kullanılması saçma olur? A 1, B 3, C 5, D 7. A 1, son karar. İkinci soru. Psikanalistler sorunun geçmişte olduğunu düşündüklerinde hastalarının uzanarak hangi dönemlerini anlatmalarını isterler? A. Gençlik, B. Emeklilik, C. Askerlik, D. Çocukluk. D. Çocukluk, son karar Kenan Bey. Evet, 1000 liranız oldu, güle güle kullanın ve sırada 3. soru var. Bir mağazadan gece kıyafeti alacaksanız hangi reyona gitmeniz gerekir? A. Züccaciye, B. Abiye, C. Bijuteri, D. Şarküteri. B. Abiye, son kararı. Dördüncü soru. Genellikle hüzünlü şarkılara yakıştığı için halk arasında ağladığı söylenen müzik aleti hangisidir? A. Gitar, B. Kanun, C. Keman, D. Piyano. Kenan Bey, ben burada seyirciye sorma joker hakkımı kullanmak istiyorum. Pekala, ben de seyircilerimize soruyorum. Aynı soruyu, genellikle hüzünlü şarkılara yakıştığı için halk arasında ağladığı söylenen müzik aleti hangisidir değerli seyirciler? A. Gitar, B. Kanun, C. Keman, D. Piyano. Süre 10 saniye. Kemanmış seyircilerimizin çoğunluğuna göre. İki şık arasında kalmıştım. Seyirciye güveniyorum. C. Keman, son karar. Biri böyle bir şarkı yapmış. O da kafa karıştırıyor. Yani ağla gitar, çal gitar filan diye. Ama gitar ağlamıyor yani. Onu söylerken bile kemana derler halk arasında, biliyorsunuz değil mi böyle? Evet. Hakikaten acıklıdır. Beşinci soru. Asterix çizgi romanlarında hop dedikse asla sihirli kudret şurubu vermemelerinin sebebi nedir? A. Küçükken kazana düşmesi. B. Sihirden etkilenmemesi. C. Tadını sevmemesi. D. İçince uykusunun gelmesi. A. Küçükken kazana düşmesi, son karar. Sesli soru geliyor Fatih. La Vie Parisienne oyunundan dinlediğiniz bu şarkıda hangi dans yapılır? A. Flamenco, B. Cha-cha, C. Kankan, D. Salsa. C. Kankan, son karar. Kankan
Evet, tebrikler. Maşallah aldınız başınızı gidiyorsunuz. Ne kadar yaşadınız Amerika'da? Bir seneye yakın Kenan Bey. Bir sene daha devam edecek eğitim sürem. Allah nasip ederse Haziran'da geri dönüyorum. Nasıl orada yaşamayı ya da orada çalışmayı düşünüyor musunuz? Ben aslında düşünüyordum fakat ailem burada yaşamam konusunda çok ısrarcılar. Ben de onlara çok düşkünümdür. Haliyle onların baskısı, onların etkisi bende çok fazla. Tek çocuk musunuz? Evet, tek çocuğum Kenan Bey. Peki, haklılar o zaman. Nedir yani biz burada bir Harvard gidiyor, yani önemli bir üniversite. Nasıl bir yerdir? Hep konuşuruz ederiz, böyle bir Harvard algısı var ama ne olduğunu bilmiyoruz aslında. Nasıl bir yer sizce? Biraz açıklar mısınız bize? Kenan Bey, bana soracak olursanız benim aldığım eğitimden çok daha farklı bir şey beklentim vardı. Hukuk filan orada biraz daha öncelikli değil mi? Biliyorsunuz yani son dönemlerde artık üniversitelerin kendi özelleştiği dallarla öne çıkmaya başladılar. Hacettepe Tıp, ODTÜ Mühendislik, İTÜ Mühendislik. Harvard'ın da belli başlı iyi olduğu alanlar var. Bunlardan biri işletme, biri hukuk, biri de biliyorsunuz bu gibi dallar. Bu dallarda ben en iyi eğitim alabileceğim dalın Harvard'da olduğunu düşündüm. Başvurdum. İkinci yüksek lisansımdı zaten. Birincisi hangisi? Boğaziçi. Vehbi ile beraber bitirdiğimiz. Burada da işletme üzerine yine yüksek lisansımı yapıyorum. Bana soracak olursanız en büyük keyif, en büyük deneyim oradaki insanlarla, hayat, insanlarla tanışmak. Tanışma. Yani tamamen network üzerine kurulu bir sistem üzerinden işliyor. Kolay gidip gelebiliyor musunuz? Çok kolay olmuyor tabii ki. Evet. Benim de yani tabii bu yarışma biraz geç yayınlanacak belki ama benim de evvelsi gün başıma böyle bir şey geldi. Haberim var. Bugün de bütün gazeteler yazıp çiziyor. Geçmiş olsun size de. Hayır, geçmiş olduğu için bir şey yok. Yani ben böyle bir şeyin çok gündeme gelmesinde çok arzu etmedim. Sadece yani işte hepimize olan şey bana da oldu. Zaten o kalabalıkta, o kuyrukta biraz geriliyorsunuz. Çünkü önünüzdekilere bakıyorsunuz. Herkeste böyle bir gerginlik, sorgu suale tabi tutulacak. Artık en mahrem şeyler bile sorulacak belki. Ona cevap verip vermemek arasında tereddüt yaşayacaksınız ama vereceksiniz çünkü neticede o damgaya ihtiyacınız var. Öyle bir duruma da kalıyorsunuz ki sonunda pasaport polisi o kadar sorgudan sonra damgayı basınca sanki size özgürlüğünüzü bağışlamış gibi bir duyguya kapılıyorsunuz. Yani kendiliğinden oluşan sanal bir şey. Yani o kadar tuhaf ve garip bir şey ki bu. Yani insan gide gele ede hakikaten canı sıkılıyor. Yani çünkü saçma ve abes bana sorarsanız. Yani mesela Amerika giderken de arkadaşım söz ediyordu. Yani terörist misiniz? Sorusu evet. Var. Ya da yani Amerika'ya gidince orada terör eylemi yapacak mısınız gibi bir soru evet. Var mesela. Doğru. Burada da bu sorular da böyle. Yani nerede kalacaksınız? Niye geldiniz? Kaç paranız var? Yani bu ağır sorular bir de benden önce böyle bir yani belli orada çalışan bir işçi aileye yapılan bir muameleye de tanık olunca insan iyice ne yaptığını bilemez hale geliyor. Öyle deyince pasaport polisi genç bir Flamandı. Herhalde genç olduğu için olsa gerek. Öfkelendi yani. Parkta yatacağım deyince. Çünkü verecek cevabı yok. Bu soruların abesliği karşısında geriye sadece şu kalıyor. Yani benim özgüvenimi sarsmak, beni itibarsızlaştırmak. Çünkü ben Türk'üm ya da Müslümanım ya da Pakistanlıyım. Ya da onun istemediği bir ülkeden geliyorum. Her neyse. Yani bu demokrasi çok gelişmiş diye övünen Kuzey Avrupa ülkelerine hiç yakışmıyor. Yani anlatabiliyor muyum? Hakikaten yakışmıyor. Şunu da söyleyeyim. Yani ben orada yani bir ayrımcılığa karşı direnmeye çabalarken bu muameleye karşı yani sanatçı olduğumu falan dile getirmedim ki. Ya bugün okudum bazıları ya orada artistliğini sökmedi. Kenan Işık falan yazmışlar. Ben oradakiler tanığımdır. Yani ben ayrı farklı bir muamele istemedim ki. Yani sadece bu muameleye karşı bir direniş göstermeye çabaladım ve onları ne kadar absürt ve ne kadar saçma bir uygulama yaptıklarını onlara anlatmaya çalıştım. Daha önce bir kere daha yapmıştım aynı şeyi ama çok tecrübeli bir pasaport polisi güldü. Haklısın der gibi yani. Böylece geçti gitti ya. Yani parkta yatacağım dediğim zaman iyi ya üşümeyin battaniye gönderin dese belki bir espri şaka olacak ama direnip de bir dakika sen kim olsun? Ne oluyorsun? Ne cümle? Bir şey anlatmaya çalışıyorum. Kes sesini sus ben konuşuyorum. Ama bu parmak böyle belki 10 kere burnuma geliyor. Anlatabiliyor muyum? Böyle olunca insan hakikaten yani ben neyim ki bu muameleye layık görüyorum? Duygusuna kapılıyor da reaksiyon gösteriyorsun. Bununla da kalmıyor.
yere götürdü. Yani bu esasen, yani buyurun burada biraz kalın, sizin hakkınızda takibat yapacağız denilen bir yer değildi. 3-4 tane döşek, üzerinde kirli battaniyelerin olduğu, içeride birkaç tane daha Türk'ün olduğu, bir kadın yaşı 60'ın üzerindeydi, bir genç kızın olduğu ve muhtemelen Müslüman olduğu için orada bu muameleye tabi tutulmuş iki zenci ile beraber kalıyorsunuz orada. Şimdi söylemedim ama daha önce burada söyleyeyim değerli seyirciler, izin aldığım için söylüyorum. 10 dakika geçmedi. Yani Türkiye'nin en saygın yazarlarından biri. Bir şair, bir öğretim üyesi. Yaşı 70'in epeyce üzerinde olan Hilmi Yavuz Hoca birdenbire girdi. Yanında asistanla birlikte. Yani ben orada dağıldım hakikaten. Yani Hilmi Yavuz. Anlatabiliyor muyum? Yani burada bu muamele doğru bir muamele değil netice itibariyle. İkincisi, ben bunu bir yere anlatmadım. Sadece orada 1000 kişi vardı karşımda. Kültür günleri için gitmiştim. Dedim ki siz böyle çileler çektiniz. Çok. Yani ben bunlardan bir tanesine bugün, çok küçük bir tanesine tanık oldum. Başıma geldi. Hiç önemli değil. Çünkü benim başıma gelen, bugün başıma gelen sizin yüzlerce kere başınıza geldi. Feda olsun, hiç umurum değil dedim ben. Anlatabiliyor muyum? Sadece bunu söyledim. Kameralar varmış. Yani benim bu küçük 20-25 dakikalık orada o nezahathanede bulunuşum birdenbire gözaltına dönüştü. Yani ben hırsız mıyım, uğursuz muyum Allah aşkınıza? Yani ablam kalp krizi geçiriyormuş. Yani tansiyonu bilmem kaça fırlamış. Yani böylesine absürt, saçma bir durum var ortada. Ve biz hepimiz bu durumla karşı karşıya kalıyoruz. Sesimiz çıkmıyor. O pasaport polisi damgayı vursun da beni özgür bıraksın diye de ağır bir işkenceye, manevi işkenceye tabi tutuluyoruz. Her neyse. Lafı fazla uzattım. Sadece mesele bu, hazır yani Amerika vize, Harvard falan derken, evet, burada bana anlatma fırsatı doğdu. Bunu da anlatmak istedim. Sizden özür diliyorum seyircilerimize ama sizlerden de çok özür diliyorum. İnşallah, inşallah derdimi, meramımı anlatabilmişimdir öyle. Yani kimseye kalkıp da yapacak halim yok. Yapmadım da zaten. Estağfurullah yani. Her neyse. Sorularımıza geçiyoruz. 7. soru. Hangi ülkenin adı başkentinin adıyla aynıdır? A. Arjantin. B. Lüksemburg. C. Norveç. D. Lübnan. Kenan Bey, ben burada telefon joker hakkımı kullanmak istiyorum. Hemen telefondaki jokerler kimler, onları tanıyoruz. Cahit Ülkü, Mustafa Kalaycıoğlu ve Ömer Aktürk. Ben kimi arıyoruz? Cahit Bey'i arıyoruz. Cahit Bey'i arıyoruz efendim. Kimdir Cahit Bey? Cahit Bey yazardır. Osmanlı tarihi üzerine kitapları vardır. Bizim de komşumuzdur. Ne güzel, bu soruya da cevap vermeye, doğru cevap vermeye aday yani. Doğrudur. İnşallah öyle olur. Çalıyor Cahit Ülkü'nün telefonu. Alo. Alo. Cahit Bey efendim, nasılsınız? İyi misiniz? Teşekkür ederim. İyi akşamlar Sayın Işık. Sizler nasılsınız? Eksik olmayın efendim. Ben deyim çok şükür. Yarışmadayız. Fatih Avcı ile yarışıyoruz. Evet, tahmin ettim. Fatih'in size bir sorusu olacak ama kritik bir soru. Çünkü bu soruya doğru cevabı verirse 15 bin lira ödül kazanacak. Oo maşallah. Daha da önemlisi yarışmaya devam edecek. Evet. Bir de joker olacak fazladan. Evet. Kolay gelsin diyoruz efendim ve Fatih soruyu soruyor. Teşekkür ederim. Cahit Bey merhaba. Merhabalar Fatih'ciğim. Nasılsın yavrum? Teşekkür ederim. Hangi ülkenin adı başkentinin adıyla aynıdır? A. Arjantin. B. Lüksemburg. C. Norveç. D. Lübnan. A. Arjantin. B. Lüksemburg. C. Norveç. D. Lübnan. Norveç ve Lübnan. Bir saniye düşüneyim. Hangisi başkentin adıyla anılır? Şu değil mi? Lübnan. Pek bir yardım alamadınız galiba jokerinizden. Evet. Arjantin'inki Buenos Aires. Norveç Oslo. Lübnan'la Lüksemburg. Kerem Bey, B. Lüksemburg son karar. Lübnan'ınki de Beyrut olsa gerek herhalde.
Ben tereddütte kalmıştım. Evet. Burada biraz. Her neyse. 15 bin lira kazandınız. Güle güle kullanın. Yanı sıra bir de joker kazandınız. Çift cevap jokeri. Ve yarışmaya devam ediyoruz. Nerede yaşıyor anneniz babanız? İzmir'deler. İkisi de İzmir'de. Öyle mi? Ne iş yapıyorlar? Babam sanayici. Kimya üzerine. Üretimle uğraşıyor. Annem ev hanımı genelde. Peki. 8. soru. Gına geldi. Sözündeki Arapçadan dilimize geçen gına kelimesi ne anlama gelmektedir? A. Bolluk. B. Kıtlık. C. Delilik. D. Heyecan. Gına geldi. Sözü dertlerin başa geldiğinde söylenen bir sözdür. Buradaki gına kelimesi bolluk olma ihtimali yok. Heyecan da olma ihtimali yok. Bunların ikisi de pozitif şeyler. Delilik olduğunu da sanmıyorum. Delilik de çünkü burada... Siz kullanır mısınız bu kelimeyi? Ben kullanırım. Gına mesela geldi. Mesela nerede kullanırsınız? ÖSS sorusu gibi oldu. Evet. Gına geldi. Yani çok yoğun bir şey üstüme geliyorsa artık gına geldi derim yani. Anladım. Bir şey üstüme çok biliyorsunuz geliyorsa. Biliyorsunuz da kullanıyorsunuz. Güzel. Joker hakkımı da kullanmak istemiyorum. Onun için biraz... Ama yarışmadan dönerseniz iki kıymetli jokeriniz var. Eğer emin değilseniz tavsiye ederim. Burada risk almak mı, almamak mı? Sorusu. Bolluk ve heyecanı eledim. Onlar değil. Delilik ve kıtlık. Kıtlık da olduğunu zannetmiyorum. Yani aslında gönlümden geçen delilik. Kıtlık geldi. Kenan Bey çok uymuyor. Bana delilik daha baskın geliyor. Ben bu riski alacağım. C delilik diyor. Emin misiniz? Emin. Son kararınız mı? Son kararım Kenan. Gına geldi. Sözünü kullanır mısınız dedim. Evet kullanırım dediniz. Ne zaman, hangi durumlarda kullanırsınız dedim. Bir şey çok fazla üstüme geldiği zaman dediniz. Çok net hatırlıyorum çünkü. Bir şey çok fazla üstüme, çok fazla üstüme geldiği zaman. Bir de gına, gani. Gani de çokluk, bolluk demek biliyorsunuz. Peki teşekkürler. Buyurun. Başarılar. Buyurun.